Orhan'a, Bölgelen'de Mahmut Duran'a, Harmanlı'da Mehmet Işık'a, Gölbaşı'nda Sayın Yusuf Özdemir'e destek olmaktır. Birlikte AK Parti'nin bayrağını yeniden Gölbaşı'nda dalgalandırmaktır. Sevgili Gölbaşı'lar, saygıdeğer bayanlar, genç kardeşlerim, 4 Mart 2014 Salı günü Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'a teşrif edeceklerdir. Bu vesileyle hepinizi Adıyaman'a gitmeye davet ediyor, gelmenizi rica ediyoruz. Gölbaşı'na farklı gözle bakarsanız çok şeyin değiştiğini göreceksiniz diye hepinize saygılar sunuyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Yolumuz açık olsun. Sayın İlçe Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Evet. Olmalısın. Fazla arkadaşlar insin. Arkadaşlar mümkünse buradan inelim biraz. Çökebilir. Basın mensupları biraz çıkalım. Evet. Boşaltıyoruz burayı efendim. Mümkünse boşaltalım. Aday tanıtımını daha sonra yapacağız. Burası çöke... Ya o sandalye alın oradan. Selam olsun. Yüreği memleket için atan gönüllere. Selam olsun Gölbaşı sevdalılarına. Selam olsun bu toprağı, bu bayrağı, bu ilçeyi sevenlere. Selam olsun size bu ilçenin hamuru ve harcı olanlar. Selam olsun şu anda karşımda Gölbaşı diye coşan sizlere. Selam olsun Sünnisine, Alevisine, Kürdüne, Türküne, Çerkezine, Muhacirine, selam olsun sağcısına, solcusuna, selam olsun Gölbaşı size. Büromuzun açılışını şereflendiren çok kıymetli misafirler, değerli milletvekilim, saygıdeğer büyüklerim, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, yol arkadaşlarım, kardeşlerim, gönüldeşlerim, sevgili gençlerim ve değerli basın mensupları.
eyvallah diyerek hep birlikte yola koyulduğumuz şu saatte 30 Mart mahalli seçimlerinin startını vermiş bulunuyoruz. Yüce Allah'tan bu ilçeye kim daha iyi hizmet yapacaksa, ilçemizi kim daha güzel hale getirecekse, başlatılan hizmetleri kim daha başarılı bir biçimde sürdürebilecekse, ilçemizde var olan huzuru kim daha da sürdürülebilir kılabilecekse, kim bu konularda daha becerikli ve daha deneyimliyse, kim Gölbaşı için genel idareden daha çok pay alabilecekse, belediye başkanlığını ona nasip etmesini niyaz ediyorum Cenab-ı Allah'tan. Değerli kardeşlerim, kıymetli hemşehrilerim, seçimler bir hizmet yarışıdır. Seçimler kavganın değil, sevginin, barışın ve kardeşliğin coştuğu alanlardır. Seçimler burada olduğu gibi demokrasi bayramlarıdır. Seçimler halk iradesinin ortaya çıkışıdır. Seçimin olduğu yerde demokrasi, demokrasinin olduğu yerde de seçim vardır. Bu yönüyle seçim meydanları halkın ben kendimi yönetiyor ve istediğimi seçiyorum diye özgürlüğünü ilan ettiği en demokratik ortamlardır. 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle saygıdeğer Gölbaşı seçmeni kendisini 5 yıl daha idare edecek belediye başkanını seçecek. Bu hizmet yarışında diğer partilerden aday olan tüm arkadaşlarımı kutluyor, huzurlu, başarılı, hoşgörü, sevgi ve saygı ekseninde centilmence bir seçim süreci geçirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Çok değerli hanımefendiler, beyefendiler ve benim sevgili gençlerim. Bütün derdi, tasası, amacı, sevdası hizmet olan ve bugüne kadar Gölbaşı'na emeği geçen, hizmeti geçen herkese teşekkür ediyor. Baki aleme göçmüş olanlara rahmet, fanide bulunanlara da sağlık ve selamet diliyorum. Son 5 yıllık dönem içerisinde birlikte ve durmaksızın Gölbaşı'na güzel hizmetler verdiğimiz saygıdeğer belediye meclisi üyelerim Sayın Ertan Şahin, Veysel Evrim, Hacı Yusuf Güleç, Nadir Göksu, Mustafa Arslantaş, Mustafa Gürses, Hüseyin Karakuş, Mahmut Kebeli, Ramazan Ersaran ve Mahmut Doğan beyefendilere, meclis çalışmalarında desteğini gördüğümüz diğer partilerin değerli belediye meclis üyelerine, İl Genel Meclisi üyelerimiz Sayın İsmail Kuşoğlu ve Şeref Karabey Efendi'ye, birlikte hizmet için aday adaylığı yarışı yaptığımız kıymetli aday adaylarımız Avukat Sayın Halil İbrahim Ekizler Beyefendi ile Avukat Sayın Serhan Taşgörmez Beyefendilere, arkadaşlarıma, parti teşkilatıma ve bilhassa da desteğiyle bu görevi bizlere veren, dualarıyla başarımızı sağlayan çok muhterem siz Gölbaşı halkına şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Biz son dönemde Gölbaşı'nın çehresini değiştirecek çok önemli hizmetlere imza attık. Bu hizmetlerimizin devamı, başlatılan hizmetlerin tamamlanması konusunda yeniden sizlerin desteğinize talip oldum.
talip oldum. Yolu, suyu, kaldırımı, altyapısı, doğalgazı, arıtma tesisi, asfaltı, parkı, temizliği ve en önemlisi huzuru ve sosyal belediyeciliği ile örnek bir ilçe olan Gölbaşı'nda bu hizmetlerin devamı ve eksiklerin giderilip tamamlanması için yeniden ellerimi uzattım, tutmanızı istiyorum. Gölbaşı'na daha güzel hizmeti bizim getireceğimize, daha yaşanılır bir Gölbaşı'nı bizim kuracağımıza inanıyorum. Bunu da yaptığımız hizmetlerle herkese gösterdik. Sizlerin de yaptıklarımızı hesaba katarak yaptıklarımızın, yapacaklarımızın teminatı olacağını düşünerek bu görevi yeniden bize vereceğinize gönülden inanıyorum. Biz değerli hemşehrilerim, biz Gölbaşı'nın kuruluşu olan 1 Nisan 1958 tarihinden bu yana ilçemizde her türlü siyasi görüş, düşünce ve inancın Gölbaşı potası içerisinde kardeşçe yaşadığını gösterdik. İnanıyorum ki bundan böyle de durum değişmeyecek ve Gölbaşı her zaman olduğu gibi yine huzurun mekanı olacaktır. Bütün derdi, davası, tasası ve kıvancı Gölbaşı ve Gölbaşı'na hizmet olan herkesi, hangi siyasi düşünce ve inanca bağlı olursa olsun, bu ilkeler etrafında birleşmeye davet ediyorum. Bütün Gölbaşı seçmenlerimi Gölbaşı'ndaki bu büyük gelişmeyi ve durmak bilmeyen hizmet hamlelerini görerek yeniden bize destek vermeye çağırıyorum. Bugüne kadar ne zaman bir seçim olsa sizleri hep yanı başımda buldum. Sizler bana destek olup görev verdiniz. Ben de sizin başkanınız değil, hizmetkarınız olmaya çalıştım. Bugün birlik, beraberlik ve dirliğinizin daha da artarak adeta bir çağlayana dönüştüğünü gördüm. Şu an bu coşku, bu kalabalığın gözlerinde parlayan inanç, güven, sadakat, birlik ve beraberlik ruhunun bir yansıması değil mi arkadaşlar? Hepinizden Allah razı olsun. Teşekkür ederim gençler. Her şey sizin için. Geleceğin belediye başkanı, geleceğin mühendisliği, geleceğin milletvekili, geleceğin kaymakamı, valisi. Hepsi sizler için. Hepsi sizler için. Hepsi sizler için. Bu coşkunuzdan ve inanç ve sevginizden dolayı, teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Bugün açılışıyla başlattığımız yerel seçim çalışmalarını 30 Mart akşamına kadar durmak ve yorulmak bilmeden sürdüreceğinize inanıyorum. Bu çalışmalarımızın karşılığı olarak ben de sizlere, ekibimizle birlikte sizlerle önümüzdeki dönem daha eksiksiz, daha güzel, daha yaşanılır bir Gölbaşı kuracağımız sözünü veriyorum. Söz!
Buyurun. Rabbim bizleri utandırmasın. Allah yar ve yardımcımız olsun. Buraya kadar zahmet buyurun. Açılışımızı şereflendirdiğiniz için 30 Mart gününe kadar zahmetimize katlanacağınız için, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bize vereceğiniz destekler için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Genç, yaşlı, kadın, erkek, büyük, küçük hepinizin dua ve desteklerinizi bekliyorum. Selam ve saygılar sizin için olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Çocuklar için, çocuklar için.